Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada sizlere tatilde, 15 tatilde okumuş olduğum kitapları göstermek istiyorum. 2 hafta içerisinde toplamda 8 tane kitap okudum. Bu kitapların bazılarını ikinci defa okumuş olabilirim. Bu arada bazılarının da özetini zaten kanalımda var. O yüzden bu kitaplar hakkında, bu özetini yaptığım kitaplar hakkında fazla bilgi vermeyeceğim. Zaten burada da kitaplarla ilgili fazla ayrıntı vermeyeceğim. Sadece okuduğum kitapları paylaşacağım paylaşmak istiyorum. Okuduğum kitaplardan birincisi karışık bu arada okuduğum kitaplar karışık bir şekilde göstereceğim sizlere. Düşünce gücüyle tedavi adlı kitap. Bu kitapta zaten düşüncenin gücünden bahsediyordu. Hayatımızı yönlendirebilmemiz bizim elimizde. Önemli olan bizlerin düşüncelerini değiştirebilmesi, hayata olumlu yönden, iyi yönden bakabilmesi. Hayatı aslında şekillendiren bizlerin bakış açısı, düşüncesi Bunlara değinen bir kitaptı. Özeti var. İzlemek isterseniz. Okuduğum bir diğer kitap Üzüntüsüz Yaşamak adlı kitap. Bu kitaptan da kısaca bahsetmiştim. Bu hayatta üzüntüsüz yaşayabilmek için veya üzüntülerimizin üstesinden gelebilmek için neler yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz, ne düşünmeliyiz gibi gibi tavsiyelerde bulunan bir kitap. Okuduğum bir diğer kitap, ilk okuduğum kitap bu tatilde ve çok beğendiğim kitaplardan bir tanesi. İlk defa okuyorum. Olumlu Düşüncenin Gücü adlı kitap. Bu kitapta da daha çok olumlu düşünmekten bahsediyor. Olumlu düşüncenin de bir beceri, bir yetenek olduğundan bahsediyor. Yani yetenek değil de geliştirilebilir bir beceri olduğundan bahsediyor. Biz insanlar hayatımızı düzene tokabilmek için önce olumlu düşünce yetisini kazanmalıyız diye bahseden kitaplardan bir tanesi. Hayatımızda gerçekten büyük değişiklikler yaratmak istiyorsak, istediğimiz şeyleri hayatımıza çekmek istiyorsak, istediğimiz hayatı yaşamak istiyorsak olumlu düşünmeliyiz. Okuduğum bir diğer kitap aradığınız hayata şu an ulaşılamıyor. Bu kitaptan da bahsettim. Eğer isterseniz bakabilirsiniz. Kanalımda var. Çeşitli tavsiyelerde bulunan bir kitap okuduğum bir diğer kitap Aylak adlı kitap. Bu kitabın içerisinde birkaç tane öykü daha var. Şu öyküler bulunmakta bunun içerisinde. Aylak, Cenevre Gölü'ndeki olay, Unutulmuş Düşler, Ormanın Üzerindeki Yıldız ve Mürebbi adlı öykülerden oluşmakta. Zaten bu yazarın anlatım tarzı, anlatım biçimi çok güzel, çok başarılı. Özellikle psikolojik tahlillerde başarılı bir yazar. Öyküler de çok güzel. Kısa olduğuna bakmayın, yoğun bir anlatım var. Yine aynı yazardan Mecburiyet adlı kitap. Bu kitabı okudum ve beğendim. İlk defa okuyorum. Ve bunu yine bir ara fırsat olduğunda ikinci defa okumak istiyorum. Çünkü içerisinde daha çok savaşa mecburiyet. İşte kitabın içerisinde daha çok mecburiyet derken aslında savaşa mecburiyet. Üst kişilerin, daha yetkili kişilerin daha alt kesimdeki halkı mecbur etmesi, savaşa girmeye mecbur etmesi ve bir kişinin bu mecburiyet içerisindeki ruh durumu anlatılıyor, psikolojik hali anlatılıyor. Yani bir kişi var, savaşa gitmek istemiyor, savaşmak istemiyor ancak mecbur olduğunu düşünüyor. Mecbur olduğunu düşünüyor, elinde olmadan gidiyor yani savaşa doğru gidiyor. Karısının ısrarlarına rağmen kaçıyor ancak gittikten sonra yaralıların Savaştan çıkmış kişilerin halini gördükten sonra bir an cesaretleniyor ve geri dönüyor, evine dönüyor. Okuduğum bir diğer kitap Türkün Siber Ordusu adlı kitap. Bu kitap da yine kurgu bir kitap. Türk'ün siber gücünden bahsediyor. Ama kurgu tabii ki. Bir tane Ayıldız Team adlı bir site var. Türklerin hacker sitesi diyebilirim. Yabancı devletlere karşı siber savaşta üstte olmaya çalışan birkaç kişi var. Siber savaşlarda Türkiye'yi savunmaya çalışan. Yani farklı bir kitaptı. Politika, savaş, siyaset. Günümüz yakın geçmişi anlatan tarihi bir roman. Yani şöyle yakın geçmişi anlatan... Kurgu bir kitap kurgu olup olmadığını da bilemeyeceğim tabii ki. Türk'ün siber gücü siber ordumuzdan bahsediyor. İnternet ortamında Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya çalışan 4 kişi vardı hatırladığım kadarıyla. Onların macerası anlatılıyor. İyi bir kitaptı. Okuduğum bir diğer kitap da merak ettim. Okuyayım dedim. Sorularla açılan Pencereler adlı kitap. Bu kitabın içerisinde sorular var. Bu sorulara verilen cevaplar var. Bu kitaba dillendirmeye gerek yok bence. Sorular var, sorulara cevaplar var. Okuduğum kitaplar bunlardı. Bu şekilde şöyle toplu olarak göstermek gerekirse. Bu, bu tatilde bu kadar kitap okudum. Güzel zaman değerlendirme açısından güzel kitaplardı. Çoğunluğu zaten kişisel gelişimle ilgili kitaplar. Üç tanesi kurguydu. Hatta dört tanesi. Ha, üç tanesi. Üç tanesi kurgu kitaplar. Güzel kitaplardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Artık benim de hevesim kaçıyor yavaş yavaş.